Ankara Kulüsü'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni bir programda da sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi çok değerli dostumuz, gazeteci yazar Sabahattin Önkibar Bey ile birlikte beraberiz. Sabahattin Bey, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim, merhaba. Yazılarınızı Yeni Mesaj'da zevkle okuyoruz öncelikle. Gerçekten kamuoyunda çok ses getiren, çok güzel yazılarınız var. Teşekkür ederim. Biraz da geçen haftanın yoğun gündeminde ilgili yazdığınız yazılardan bazı notlar çıkarttım ben. Biraz oralardan isterseniz yola başlayalım ama önce bugün gündeme düşen çok önemli bir haber var. O da şu, biz gerçi bu ekranlarda bunu dile getirmiştik ama artık bunun belgeleriyle konuşulmaya başlandı. O da Suriye'de en son Leon Panetta'nın bir açıklaması oldu, biliyorsunuz. Suriye'de muhalefet yeterince güçlü değil. Yani demek istiyor ki Esad, halk Esad'ın yanında, biz ne yaparsak yapalım 3-5 tane paralı adamın dışında kimseyi ayartamıyoruz. Ama eninde sonunda Esad'ı devireceğiz dedi Leon Panetta. Bu arada Fransız askerlerinden bir grubun Suriye askerleri tarafından Suriye'de yakalandığı çatışma esnasında basına sızdı. Ama asıl haber şu, şu anda muhalif güç olarak denilen, o Suriye Özgürlük Hareketi olarak ifade edilen terörist grubun silah ve finansmanının içinde ve merkezde Türkiye'nin olduğu birkaç ülke üzerinden sağlandığıyla ilgili belgeler bugün kamuoyuna çıkmaya başladı. Bu konuyu biraz açalım çünkü evet, ilk defa Türkiye, ilk defa kurulduğundan beri Cumhuriyet tarihimizde ilk defa Türkiye terörist grupları desteklemek, organize etmek, silah yardım yapmak, finanse etmek, yani terör gruplarını desteklemekle itham ediliyor ve belgeleriyle. Yani bu çok esasında çok çok önemli bir olay. Bunu biraz açalım. Ne evet, diyorsunuz bu konuya? Şimdi Selim Bey, programlarımızda sürekli dillendiriyoruz. Suriye'deki olay istihbarat operasyonu. Yani halkın rejime, yönetime başkaldırısı değil, CIA'nin, Mossad'ın, MI6'in işte veya Fransız, Alman istihbaratının, Avrupa Birliği istihbaratının, Amerika ve İsrail'den sonra yaptığı bir operasyon bu. Öyle başladı. Ama demin ifade ettiniz, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Panetta'ki eski CIA başkanıdır. Tabii eski CIA başkanı olunca bazı bilgilere çok daha fazla vakıf. Öyle bir potansiyel yok diyor Suriye'de muhalif. Yani hep söylüyoruz, Suriye'de rejim lehine yapılan gösterilerde yüz binler toplanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Şam'a gittiğinde yüz binler, milyona yakın insan toplandı. Ama aleyhte diye nitelendirilenler, 10 kişi bir toplayamıyor. Yani yok, 5000 kişi bir araya hiç gelmedi. 4000 kişi bir araya hiç gelmedi. 3000 kişi bir araya hiç gelmedi. En fazla 250 kişi Selim Bey. Yani muhalif 250-300 kişi yok. Çünkü böyle bir muhalif çekirdek yok. Olmadığı için de o muhalif çekirdeği inşa etmek istiyorlar. Lejyonerlerle. Yani petrodolarlar Suriye'ye akıyor şimdi. Körfez'den, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, emirliklerden petrodolarlar, Avrupa Birliği'nden ve CIA'nin örtülü ödeneğinden petrodolarlar Suriye'ye akıyor. Niçin? Oraya lejyoner, yani bir isyancı güruh, isyancı bir çekirdek oluşturmak için. Dahası silah sevkiyatı yapılıyor. Hem de dehşet bir şekilde ve heyhat, ifade ettiniz, bunlar Türkiye üzerinden yapılıyor. Yani gerek silah sevkiyatı, gerekse de lejyoner isyancı ihracı maalesef Türkiye'den yapılıyor. Türkiye her programda dillendiriyoruz epey bir süredir. Haçlı'nın Suriye operasyonunda karargah durumunda. Maalesef karargah durumunda. Onun için ben Türkiye'yi yönetenlere sarıklı zangoçlar diyorum. Yarın Yeni Mesaj gazetesinde de, hatta yarınki yazında da o sarıklı zangoçlar. Zangoç malum, Hristiyan, kilisede çan çalan insandır. Sarıklı zangoçlar, zangoçlar Müslüman kılıklı, Müslüman imajlı, Müslüman görüntülü olanların kilisenin emrine girmesi,
Suriye olayı bunun en son örneği. Daha önce Libya'da, Irak'ta gördük. O sarıklı zangoçlar şimdi Suriye'de mümin katline, Müslüman katline, katliamına maalesef o yakılan ateşe odun taşıyor ve karargah olmuş durumda. Türkiye'yi kullandırtıyorlar. Dolayısıyla akşamdan sabaha işte Tunus'ta bir konferans yaptılar. Şimdi İstanbul'da yapacaklar. Final Paris'te yapacaklar. Orada öncelikle bir muhalif çekirdek oluşturup güya işte onları silahlandırıp güya işte oradaki bakın Suriye'de zannedildiğin aksine Batı medyası bizden çok daha namuslu. Bakın Batı yönetimlerini demiyorum ama Avrupa Birliği medyasında bazı tırnak içinde bazılar, tamamı değil elbette, istisnalar namuslu. Oradan röportajlar yayınlanıyor Selim Bey. O röportajlarda hepsi onu söylüyor. Ya burada diyor öyle muhalif filan gibi şey görmedik. Münferit diyor, hırsızlar diyor, soysuzlar, tombalacılar, kanun kaçkınları filan, bunları örgütlediler diyor. Burada öyle ve bir şey daha, hani orada Nusayriler falan filan, iktidar filan diyorlar, yalan. Oradaki Sunni elit tamamen yönetimle iç içe. Suriye zaten laik bir yapıya sahip. Öyle olduğu için de öyle orada bir mezhep kavgası, mezhep dışlanması filan yok. Tersine onu oluşturmak isteyen Türkiye'deki sarıklı zangoçlarla Pax Americana, o sarıklı zangoçların arkasında olan Amerika'dır, Avrupa Birliği'dir. Yani mezhep savaşını kışkırtmak, onu yaratmak isteyenler dış dinamiklerdir. Suriye gerçeğinde aslında böyle bir ayrışma yok. Suriye halkında böyle bir bölünme yok. Tersine bu özellikle üfürülüyor, özellikle bu yapılmaya çalışılıyor maalesef ve Suriye'de Türkiye'deki yönetim, üzülerek ifade ediyorum, bu anlamda da maalesef katkı sunuyor. Yani ben şuna üzülüyorum, ben Sünni ve Hanefiyim ama Sünniliğin Amerikan emperyalizminin yayılma ideolojisi haline getirilmesine isyan ediyorum. Sünnilik, sünnicilik yapılıyor. Bu yanlış. Bakın ben bir Sünni olarak, Hanefi olarak buna isyan ediyorum. Sünnilik Amerikan emperyalizminin yayılma ideolojisi değildir. Olmamalıdır. Dolayısıyla hakikaten bu noktada Meltem Mesaj televizyonları, bu noktada Profesör Doktor Haydar Başbey ve medyası ve Ehlibeyt külliyatı İslam'ın ayrışmasına dikilen, İslam'ı bir ve bütün tutma noktasında büyük gayretler gösteren, dahası İslam'ı tutkal, İslam'ın tutkalı olma noktasında hakikaten Profesör Doktor Haydar Başbey hem Ehlibeyt külliyatı, müthiş o külliyatıyla, hem medyasıyla, hem duruşuyla, hem arkadaşlarıyla yaptığı mücadelesiyle tek ve yegane sigorta, bunun da bu vesileyle altını çiziyorum. Şimdi Saat Ümit, esaslı çok önemli noktada işaret ettiniz. Şimdi hatırlarsak geçen hafta Suriye'de bir anayasa referandumu yapıldı. Evet. Şimdi çok çarpıcı bir misal, muhaliflerin, bu anayasaya muhalif olanların Suriye medyasındaki yazılarını ve Avrupa basındaki yazılarını takip ettim. İtiraz ettikleri en baş konu ne biliyor musunuz? Yeni anayasanın 3. maddesi. 3. maddesi diyor ki Suriye devletinin dini İslam'dır. Evet. Muhalifler diyor ki hayır diyor, bu laik olacak diyor, bunu kaldıracaksınız diyorlar. Şimdi şimdi Türkiye'nin bugünkü siyasi iktidarın desteklediği, finanse ettiği, silah sevkiyat, her türlü desteği verdiği ekibin olaylara bakışına bakalım şimdi. Esad diyor ki Suriye devletinin dini İslam'dır. Ve bunu anayasanın 3. maddesine alıyor. Muhalefet diyor ki hayır diyor, bunu kaldıracaksın. En çok itiraz edilen nokta bu. Peki bir Müslüman milletin dinin İslam olmasının anayasada yazılmasından kim rahatsızlık duyar? Kim rahatsızlık duyar? Ben duymam. Siz duymazsınız. Yani. Zangoçlar rahatsızlık diyor. Evet. Bunun ötesi verisi yok. Evet. Şimdi evet. Bir başka nokta. Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapıldı. Ve referanduma gitti. Yüzde kaçla kabul edildi bu anayasa? Büyük demokrasi zaferi olarak ilan edilen bu anayasa değişikliği
%54'lerle kabul edildi. 58. 58. 56, 58. Evet. Yani bu arada kabul edildi. 56. 44, 56. Evet. 44, pardon. 44, 44 56. 56. Peki Suriye'deki anayasa yüzde kaçta kabul edildi? %69-70'ler seviyesine yanılmıyor. Evet. Şimdi oradaki anayasa referandumu demokratik olmuyor. Halkın çoğunluğu onu kabul etmemiş oluyor. Ondan daha az rey alan bizdeki anayasa değişikliği son derece demokratik oluyor. Yani şimdi eğer yani %56 demek halkın ekseriyeti demekse ki 50'den fazla olduğu için doğrudur matematiksel olarak. Suriye'deki anayasayı yani şu anda Türkiye'deki anayasanın AKP'nin yaptığı anayasa değişikliğinin arkasındaki halk desteğinden çok daha fazlası var bugün Esad'ın yaptığı anayasa değişikliğinin arkasında. Ama buna rağmen niyeyse bizimkiler demokrat oluyor. Esad bir türlü demokrat olamıyor. Esad olamadığı gibi Putin de demokrat olamıyor. Şimdi biraz ona da geleceğiz. Evet. Putin de demokrat olamıyor. Şimdi dolayısıyla bugün Suriye'de yaşananlarla ilgili çok güzel bir şey daha söylediniz. Maalesef Haçlı işgalinin, Amerikan işgalinin yayıldığı zemin Sünni anlayış ve ekol olmaya başladı. Çok oysa, üzücü ama o. Oysa bakın. Ben Sünni, bir Sünni olarak rahatsız oluyorum bundan. Sünni demek sünnet demektir. Evet. Ehli sünnet. Ne demek? Sünnet nedir? Peygamberin ya yaptığıdır, ya söylediğidir, ya da nehyettiği, yasakladığıdır. Şimdi soruyorum. Bizi izleyen izleyicilerimiz kendisine sorsun. Peygamberimizin haşa hangi uygulamasında Müslüman öldürmeyi tavsiye etmiştir peygamberimiz? Hangi uygulamasında haçlıyla kol kola girip Müslümanı katletmeyi tavsiye etmiştir? Peygamberin böyle bir sünneti mi var? Böyle bir sözü mü var? Böyle bir uygulaması mı var? Bırak onu. Sakın ha! Kılık kıyafetinizde bile onlara benzemeyin. Onlar sakalı şöyle yaparlar, siz böyle yapın. Onlar şu gün oruç tutarlarsa siz iki gün arka arkaya tutun. Yani normal giyim, kuşam ve yaşantınızda dahi benzemeyi yasaklamıştır. Kim? Peygamber Efendimiz. Kim? Cenab-ı Hak. Şimdi sen, ben sünnet yani onun takipçisiyim diyeceksin. Allah'ın Müslümanı öldürmeyi haram kıldığı efendim bir anlayışın içinde olduğunu söyleyeceksin. Gideceksin Haçlı Müslümanı katledeceksin. Bu tabi Türklerin İslam'ı kabul ettiği ilk günden itibaren. Te Karahanlılardan, Selçuklulardan başlayan süreçte bizim tarihimizde asla ve asla bir Müslümana kılıç çekmek bu manada yoktur. Hele Haçlı ile ittifak ederek hiçbir zaman olmamıştır. Şimdi bir başka konu buna paralel. Rusya'da seçimler yapıldı. Ve Rusya bu sefer seçimlerde çok farklı bir yöntem izledi. Bütün dünya medyasına seçimleri açtı. Hatta öyle açtı ki dünyada ilk defa şöyle bir seçim yapıldı. Bütün sandıkların bulunduğu odalara kamera takıldı. İnternet üzerinden bütün sandıkları aynı anda izleyecek portal oluşturuldu. Ve bu bütün kamuya açıldı. Yani Türkiye'den herhangi bir insan girip o anda herhangi bir sandıktaki görüntüyü anında izleme şansına sahipti bu seçimler boyunca. Ve bütün sandıklarda bizim ülkemizde olduğu gibi böyle kara kutu falan kutulu böyle ahşaptan tahta değildi. Cam sandıklardı. Şeffaf. Şeffaf sandıklardı. Şimdi Amerika'daki biliyorsunuz oylama dijital ortamda yapılıyor. Ve bunun şeyi yok, sağlaması yok. O yüzden biliyorsunuz dijital ortamda yapılmasına rağmen dijital ortam şu demektir. Basarsınız tuşa anında eğer bir üç kağıt yoksa tak diye şeye gider o. Yani siz eğer bir stok takibi yapıyorsanız barkod sistemini bir şey tak diye düştünüz mü sistem anında onu oraya yazar. Ve akşam mağazanın bir diyelim ki marketin kapanışını yapacağınız zaman tuşa bastığınız zaman o anda bütün listeyi görürsünüz. Ama niyeyse Amerika'daki seçimler iki günde açıklanamadı. Hem dijital ortamda yapıldı hem iki günde açıklanamadı. Ya normal tek tek elle saysan
Evet. Akşam yine açıklanıyor bunlar. Evet. Bunlar dijital ortamın ikini açıklayamadılar. Ama ilginçtir. O demokrat oluyor. Heh. O demokrasi oluyor. Onu soracağım oluyor. Şimdi size. Evet. Size onu soracağım. Şimdi Putin seçimlerde aldığı oy oranı %60 kaçtı? 63-64. Yani şu ana kadar Türkiye'de AK Parti iktidarının aldığı oyun %15 daha üzerine. Çok evet, ciddi evet. bir oy. Yani Türkiye'de evet. şu ana kadar evet. hiçbir siyasi partinin bile alamadığı bir oy aldı. %64 az bir oy değil yani şimdi. Elbette. Yani çok ciddi bakalım. %64'ten kazandı ama niyeyse Amerikan medyası ve ona bağlı Türkiye'deki şakşakçılar bunun demokrat olmadığını seçimlerin, halk desteğinin Putin arkasında olmadığını vesaire bir sürü şeyler söylediler. Bu nasıl değerlendiriyor? Evet. Yeni süreçte demokrasi emperyalizmin yayılma aracı. Yani emperyalizm demokrasi bayrağıyla, demokrasi ambalajıyla ülkeleri istila ediyor. Yani demokrasi istila araç. Dolayısıyla yani ben şimdi hele demokrasi dediler mi? İnsan hakları dediler mi? Yeni dediler mi? Orada hemen şeye geçiyorum. Bir gayri ihtiyar refleks oluşuyor bende. Orada mutlaka bir şey vardır. Demokrasi kavramsal olarak artık istila aracı haline geldi. Bunun altını çizelim. Çok net olarak söylediniz. Şimdi Rusya'da 467 milyon dolar harcandı. Yani tek tek bütün sandıklar kamera yerleştirildi, internet ortamına yansıtıldı. Dahası yüzlerce binlerce agit mensubu Rusya seçimlerini birebir izledi. Buna rağmen agit ve batı kamuoyu Hillary'den tutun, Clinton'dan tutun, Avrupa Birliği kamuoyuna herkes Rusya'daki seçimleri eleştirdi. Ama söyleyecek fazla bir şeyleri de yok. Çünkü yani her şey dediğin gibi şeffaf, sandıklar şeffaf, internet kameralarla internette yansıyor. En son Agit şu açıklamayı yaptı. Ya diyor seçim sayımlarda bir problem yok ama diyor kampanya sürecinde diyor işte Putin çok konuştu, muhalifler az konuştu. Artık başka ya, itiraz edeceği bir şey bulamadılar, onu söylediler. Şimdi birden ben Türkiye aklıma geldi. Seyircilerimiz de hak verecektir. Yani Türkiye'de seçimden önce yani medyanın %90 küsürü 95'i Tayyip Erdoğan'ı AKP'yi desteklemedi mi? Halbuki Agit o zaman niye ya Türkiye'de bu seçimler şüpheli, şaibeli? Devlet biliyorsunuz %10'un altındaki partilere para vermiyor. %7,5'un altındaki evet, partilere. Evet. Şimdi yani bu özgürlük oluyor. Bu demokrasi ayrıca, oluyor. Ayrıca. Para vermezsin. Evet. Medya çıkarttırmazsın. Konuşma hakkı verdirmezsin. Yani Türkiye söz konusu olunca Batı sesini çıkartmıyor. Niye? Tayyip Erdoğan çünkü Batı'nın istediği bir lider figürü. Bir figür. Yani Tayyip Erdoğan Batı'nın bir dediğini iki etmediği için, Batı ne derse onu yaptığı için Tayyip Erdoğan hedef alınmıyor ama Putin Batı'ya meydan okuduğu için, Batı'ya diklendiği için, anti-emperyalist olduğu için. Bakın Selim Bey önce bak dürüstçe ben bir şey söyleyeceğim. Benim gençliğim kahrolsun komünizm, komünistler Moskova'ya diye bağırmakla geçti. Ama bugün ben Sayın Putin'i alkışlıyorum ve keşke Recep Tayyip Erdoğan Putin olabilse diyorum. Şimdi artık 50 yaşına geldikten sonra bu hakikatlere insan nüfuz edebiliyor. Elbette Sovyet sisteminde işte çağlardan komünist liderlere ve bugünkü yapıya rejimsel bağlamda farklılıklar var ama bir vakıa var, bir realite var. Yani Putin, Putin'de bir devlet olgusu var. Putin'de bir anti-emperyalistlik var. Ben Tayyip Erdoğan'ı keşke Putin olabilse, hep böyle onu şey yaptım. Yani keşke Batı ile yani cihana şekil vermiş, cihanı 300-400'ü yönetmiş Osmanlı'nın bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı neden Putin gibi dik duramaz? Yani o hakikaten kahredici, üzücüdür. Yani Recep Tayyip Erdoğan böyle bazı ceberutluklarda hakikaten demir perde ülkelerini çağrıştıran şeyler yapıyor ama dik durma noktasında, anti-emperyalist durma noktasında, bağımsızlık noktasında Putin'in yanına bile yaklaşamaz. Putin'e Batı'nın takındığı tavır pek çok nedeni var ama son olarak Suriye noktasında Putin'in dik duruşudur. İran ve Suriye. İran ve Suriye noktasında evet. Yani Orta Doğu'yu Amerika'ya peşkeş çektirmemesi, petrol havzasını Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne peşkeş çektirmemesi,
den ötürü Putin hedef alınıyor. Yoksa Putin dik durmasa, Tayyip Erdoğan'ın yaptığının onda birini yapsa elbette onu da bağrına basacaktır, alkışlayacaklar. Ne diyorum yani, agit Tayyip Erdoğan ya Türkiye'de seçim sürecinde ve şimdi yani medyanın %90 küsürü Tayyip Erdoğan'ın %100 kontrolünde olduğu ortadayken ve bu biliniyorken agit niye sesini çıkarmadı da yok efendim Rusya'da Putin muhaliflerine yer vermemiş. Bir şey daha, Türkiye'de yapılan seçimler Türkiye'deki yapılan seçimlerden 10 kere daha demokratiktir. Niye? Niye? Putin'in karşısında 4 tane aday çıkmıştır. 4 tane aday. Komünist Partisi adayından tutun. Ama yani en yakın rakibiyle arasındaki fark %43'tür. En yakın %43 fark atıyor. Dolayısıyla Rusya'daki seçimleri antidemokratik olarak ilan etmek tamamen emperyalizmi karartmasıdır. Ne güzel söylediniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim dijital ortamda yapılmasına rağmen 2 gün 3 gün sonra açıklanıyor ve mahkeme kararlarıyla, hatırlayın Bush'un seçildiği seçeyi federal mahkeme karar vermişti. Yargı karar verdi seçim sonuçlarına. Kim kazandı? Evet, yargı yani mahkeme kararıyla başkan oldu. Ama Rusya'da olunca, yok Şam'da olunca, Esad olunca, yok efendim orada diktatörlük var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde sözde bir demokrasi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçilerle demokratların ayrışımı şeklidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki demokrasi de şeklidir. Avrupa Birliği ülkeleri biraz daha farklı demokrasi bağlamında, hakkını teslim edelim, ama Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında örtülü bir diktatörlük var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sisteme, rejime demokrasi filan denemez. Bunun altını çizelim. Yani mesela ölüm cezası Amerika Birleşik Devletleri'nde vardır. Ama hiç kimse ağzına bile alamaz, ama Türkiye'de idam cezaları kalsın diye Avrupa Birliği bizi gırtlağımızı sıkardı. Yani Avrupa Birliği'nin normları, demokrasi normları Türkiye bağlamında seslendiriliyor. Amerika söz konusu olunca kimse ağzını bile açamıyor. Niye? Güçlü, yani güç egemen. Dolayısıyla ben Putin'i açıkça söylüyorum. Gençliği kahrolsun komünizm ya da komünistler Moskova'ya diye bağıran biri olarak bugün Putin'i dünya barışı noktasında gerçekten teminat görüyorum. Anti-emperyalist duruş bağlamında çok saygıdeğer buluyorum Putin'i. Çok saygıdeğer buluyorum ve iyi ki Putin var, iyi ki Çin veya benzeri ülkeler var, İran gibi benzeri ülkeler var ki Batı ya da Haçlı emperyalizmine karşı bir denge oluşturabiliyor. Yani ben iyi ki derken tehlikeli olan öncelikle Batı Haçlı emperyalizmidir. Onların karşısında bir dengenin kurulması lazım. Soğuk Savaş sürecinden sonra Selim Bey, Amerika Birleşik Devletleri tek başına böyle astığım astık kestiğim kestik geldi. Irak'ta 1,5 milyon Müslüman öldürdü. Kimsenin gıkı bile çıkmadı. Yani tam bir ceberruttu, tam bir eşkıyalık. Amerika Birleşik Devletleri açıktan eşkıyalık yaptı 17-18 senedir. Soğuk Savaş sürecinden sonra. Dolayısıyla şimdi yeni yeni dengeler oluşuyor. Yeni yeni karşı cepheler oluşuyor. Buna seviniyorum ben. Çok doğru. Bakın siz derken beğendim, bazı konuşmalarımızdan notlar çıkardım. Şimdi bakın... Dünyada demokrat kabul edilmeyen, terörist kabul edilen ülkeler var. Kim bunlar? Şöyle bir liste yaptım. Kaddafi, Libya. Venezuela, Chavez. İran, Ahmet Necat. Rusya, Putin. Çin. Bolivya, Evo Morales. Küba, Castro. Şimdi şu anda aklıma gelenler. Kore. Bütün bu ülkelerin hepsinin ortak bir özelliği var. Hepsi madenlerini kamulaştırmış. Evet. Hiçbiri madenlerinin yabancı global şirketler tarafından kaynakların işletilmesine müsaade etmiyorlar. Kaddafi gelmiş. Çok önemli bu. Ticani tarikatını devirmiş. Bütün kaynakları kamulaştırmış. Hatırlayalım İran devrimi. İran devrimi öncesinde Şah Rıza Pehlevi bütün kaynakları Amerika'ya açmıştı. İran devrim yaptı. İlk aldığı karar kaynakları kontrol etmek. Putin, Sayın Profesör Haydar Başbey'in özellikle son 12-13 yıldan beri bütün dünyayı etkileyen iktisat modelini çok yakinen takip eden Rus ilim adamları oradan kendilerine çok büyük çıkarımlar aldılar. Gorbaçov Nobel adayı gösterdi. Baş tacı edildi. Ne yaptı? Gorbaçov döneminde Rusya'da uygulanan modelin adına turbo kapitalizm diyorlar. Yani
dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar hızlı ve agresif özelleştirme olmamıştır. Bedavaya bütün Rus kaynakları devredildi. Sonra Putin geldi, teker teker hepsini geri almaya başladı. Hepsini toparladı, devlet bünyesi altına aldı, büyük bir neft firması kurdu, enerji firması ve onunla birlikte bugün Avrupa'yı oturtup kaldırıyor. Bütün hepsi avucunun içinde. Hatırlayın, Amerika'da bir Rus multimilyarderi vardı Gorbaçov'un döneminde, ismi şu anda aklımda değil. Onun elindeki petrolleri pat aldı, onu pat gönderdi. Git bakayım dedi, bu devletin malı dedi. Şimdi bu ülkelerin tamamı terörist kabul ediliyor. Şimdi gelelim Sayın Başbakanımıza. Başbakanımız AKP iktidarı TÜSİAD'la kavga ediyor. Vay be. TÜSİAD'la müthiş kavgalar ediyor. Hem de o kadar enteresan ki öyle bir dönemde kavga şaibesi çıktı ki TÜSİAD'dan çok önemli bir ismin Amerika adına Türkiye'de ajanlık yaptığı WikiLeaks belgelerinde ortaya çıktı. Ve çok mahrem bilgileri Amerika'ya taşıdığı bir dönemde bir anda bu örtbas edildi. Evet. Bir kavga başladı. Evet, kayıkçı kavgası. Başladı. Evet. Bu arada kaşla göz arasında yeni bir tasarının meclise verildiğini kamuoyundan gizlendi. Nedir bu? Çok enteresan. Türkiye'de bütün madenlerin zaten satış işlemi 2003 yılında başladı. Köy kanunu değişti. 2005'te maden kanunu değişti. Yabancıların Türkiye'de maden almasına, köy arazilerinde ruhsat almasına müsaade edildi. Ve Türk topraklarının %23'ü satıldı. Satılmayan, talan edilmeyen hiçbir yer kalmadı. Ve çok enteresan, bu ruhsatlar kaça verildi biliyor musunuz? 250 liraya. 250 lira, 300 liraya 5000 dönüm, 10.000 dönüm, 50.000 dönümlük ruhsat alanları verildi. 250'şer liraları. Sadece verilemeyen, şu ana kadar satılmayan bir tek şey kaldı geriye. Uranyum ve toryum. Uranyum şu anda eti AŞ'nin kontrolünde ve satılmıyor. Yani özel sektöre açılmamıştı. Şimdi yeni düzenleme TÜSİAD üyelerini en çok sevindiren karar bu oldu. Bu kayıkçı kavgasında uranyum ve toryumu da yabancı özel şirkete satacak düzenlemeyi yaptık. Bu arada Sayın Haydar Başbey, Türkiye'nin taşı toprağı sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin taşı toprağı altın derken, canım nerede var, böyle kaynak mı var diye karartma uygulayanların, konuşanların bugün malı nasıl götürdüklerini anlıyoruz. Kastamonu'da evet, daha bir hafta önce bir bakır madeni çıktı. 10 milyon ton. 10 milyon ton cevherin, bakırın kilosunun da 10 dolar olduğu hesaplanırsa, ham cevher olarak piyasa ederinin 100 milyar dolar ettiğini anlıyoruz. Şimdi tabii bu kaynakları verenler demokrat ama bu kaynakları kamulaştıranlar oluyor terörist. Siz derken bir şey aklım, bir şey yazdım. İşte demokrasi diye diye özgürlükten ederler. Dinler arası diyalog diye diye adamı dinden ederler. Bunların tarzı biraz da böyle. Maalesef. Dolayısıyla yani hakikaten yeni demokrasi kavramı esasında işgalin kılıf geçirilmiş hali. Yani işte portakal devrimi, bahardı, turuncu devrimi, demokrasiydi. Biz demokrasinin Irak'ta nasıl gökten yağdığını çok çok iyi seyrediyoruz. Şimdi buradan biraz daha güncel bir meseleye geçmek istiyorum. Bayram değil, Seyran değil. Dünyada Yahudi lobisinin en önemli isimlerinden biri Murdoch Türkiye'ye geldi. Ve dünyadaki biliyorsunuz Yahudi medyasının sahibi. Dünyadaki medyanın esasında neredeyse %40'ına kontrol eden bir adam bu. Amerika'daki sadece medyayı değil, dağıtım ağlarını da kontrol ediyor. Avrupa'daki kablolu ağları, AOL'yi, gazeteleri, görsel, hem dağıtımı hem basım tarafını kontrol eden Yahudi devi Murdoch Türkiye'ye geldi. Ve başbakanla bir görüşme yaptı. Görüşmenin detayları çok fazla basına sızmadı ama o gelmeden önce Murdoch grubunun AT ve Sabah'ı alacağı, onunla ilgilendiği konuşuluyor idi. Şimdi bir ülkenin başbakanı, bir Yahudi dünya devi kabul edilen medya patronuyla ne konuşur, niye konuşur?
ATV sabah eksenli olayı nasıl değerlendiriyoruz? Evet. Şimdi buradaki değerlendirirken öyle sıradan biri olarak seyircilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Dikkatini çekmek istiyorum diye değerlendirmesinler. Oradak aslında bir zihniyeti temsil ediyor. Ve yani onlarca televizyon kanalı, bir tane, üç tane, beş tane değil, dünyanın her tarafında onlarca televizyon kanalı, onlarca gazete, yani mesela İngiltere'deki Times, dünyaca ünlü Bordakındır. Bu Avustralyalı bir Yahudi. Ama Dünya Yahudi Konseyi'nin en önemli ismidir Bordak. 80 yaşındadır, hala orada. Yani düşünebiliyor musun? 80 yaşında başka bir ülkeye gidiyor. Başka bir ülkede medya yapılanması için başbakanla görüşüyor. Normalde 80 yaşında insan emekliye ayrılır değil mi yani? Ama o bir görev gereği onu yapıyor. Yani o işte ben servetimi büyüteyim, şunu yapayım. Hayır, bir ideal ve bir görev. Yani Murdoch'ı değerlendirirken onun... Medya imparatorluğunu değerlendirirken onun misyonunu dikkate almamız lazım. Murdoch Türkiye'ye bir görev gereği geldi ve bir ideali de var. Buna artık bazıları siyonizm der, bazıları başka bir şey der. Belki isteyen şeyi söyleyebilir ama Dünya Yahudi Konseyi'nin en önemli ismidir Murdoch. Ve Dünya Yahudi sermayesinin, yani küresel devlet, küresel sermaye dediğimiz şeyin medya ayağını, dünya küresel devletin medya ayağını temsil ediyor Murdoch. Hani işte Rothschild ailesi, Rockefeller ailesi filan hep bahsediyoruz ya, Murdoch da bu Rothschild Rockefeller'lerin medya ayağıdır. Bunun altını çizelim. Böyle bir isim. Dolayısıyla Murdoch Türkiye'ye geldiyse Rothschild ve Rockefeller'lerin göreviyle, görevlendirmesiyle gelmiştir. Onun altını çizelim. Şimdi Türkiye'de yabancı sermayenin, yani hele hele böyle bir ismin Sabah ATV grubu gibi geniş tabanı olan bir medya grubunu satın almak istemesi çok manidar. Önce Türkiye'de medya yatırım bağlamında öyle rentable değil. Yani gelir getiren bir sektör değil. Türkiye'de sadece Hürriyet Gazetesi gazeteler içinde para kazanır. Bazen de... Bir şey soracağım. Sabah ve ATV'nin patronu kim? Evet, ona biraz geleceğim. Evet. Hayır, ben bir şeyin altını çiziyorum. Medya çok karlı değil. Evet, medya hiç karlı değil. Yani ben bunu, ben Doğan grubunda da çalışan, Uzan grubunda çalışan, değişik gruplarda Ankara temsilcisi yaptığım eder. İçin... Milliyet zarar eder. Hepsi de Vatan, Milliyet, yani gazeteler zarar eder. Dolayısıyla Sabah'ın da ben kar ettiği noktada kanaatinde değilim. ATV de keza öyle. Ha, buna rağmen böyle bir pozisyonda şimdi Dünya Yahudi Konseyi'nin çok önemli bir üyesi Türkiye'ye gelip 1 milyar dolar veya o civarda bir parayı veriyorsa ben bunun arkasında başka şeyler ararım. Onu söylemek istiyorum. Yani şimdi tüccar... Para kazanılan bir ticari bir yatırım değil yani. Getirisi olan ticari bir yatırım değil, yatırım yapar. Burada öyle bir şey yok. Demek ki burada başka amaçlar var. Şimdi Yahudi Murdoch'un amaçlarının ne olduğunu seyircilerimiz takdir etsinler. Ama başbakanın onu kabul etmesi bana göre kabul edilebilir değildir. En hafif ifadeyle söylüyorum. Neden? Bir, Sabah ve ATV'nin başında başbakanın damadı vardır. Yani şu an Çalık grubunun başında, Sabah ATV'nin başında olan Çalık grubunun başbakanının damadı Berat var. Berat Albayrak. İki, Sabah ATV'nin başında da zaten damadının kardeşi var, Serhat Albayrak var. İki, üç, Sabah ATV zaten başbakanın talebiyle Çalık grubu tarafından alınmıştır. İpotek verilmeksizin, ipotek olmaksızın, belki de dünya bankacılık tarihinde açılan İlk krediyle satın alınan bir gazetedir. İki büyük banka, devletin iki büyük bankası ipotek almaksızın gelecekte gazetenin kazanacağı paralar, ipotek yok. 750 milyon dolar. İki kamu bankası kredi açmıştır, bu gazete alınmıştır. Bu, yani şimdi böyle bir şeyi yorumlarken, şimdi Recep Tayyip Erdoğan başbakan olmasa böyle bir kredi açılır mıydı bu insanlara? Mümkün değil. Veya ipotek alınırdı. Yani ipotek alınırdı. Dolayısıyla bu çok, ama çok netameli bir konu. Burada da hareketle hem Recep Tayyip Erdoğan hem Çalık ailesi
Bu Sabah gazetesinin ileride öyle ya, yani AKP dediğin 3 sene, 5 sene, 10 sene ama nihayetinde bir gün gidecek. Yani şey sürekli var olacak değiller ya, AKP gittiği gün yargıya intikal ettiğinde kim olursa olsun bunun büyük bir hesabını veremezler. Faturası var. Yani öyle böyle değil. Büyük bir fatura var. Çünkü her şey o kadar aleni, her şey o kadar net yapılanlar ki hiç kimsenin bundan sıyrılması mümkün değil. Tayyip Bey de Çalık ailesi de bunu gördü. Gördüğü için de bir an evvel bunu verdikleri para mukabilinde veya o civarlarda elden çıkarıp zaten ilk 3 senesi şeydir, 4 senesi peşinatsız, ödemesiz alındı. Epey de şey yaptılar. Şimdi elden çıkarmak istiyor. Amaçları şu. Yani yarın öbür gün işte bak biz aldık ama devretti. Bunu karmaşık hale getirmek. Şimdi özelleşti, TMSF'den o alındı ama başka birine devredildi filan. Hukuki anlamda olayı karmaşık haline getirmek istiyor. Hem Tayyip Erdoğan yani bundan kurtulmak istiyor. Peki niye aldı, niye kurtulmak istiyor? Bundan 5 sene, 6 sene evvel almaya mecburdu. Çünkü medyaya ihtiyacı vardı. O zaman WikiLeaks belgelerinde de var. Bu Amerikan Büyükelçiliği'nin geçtiği şeyde de var. Türkiye'ye hemen bir medyaya sahip olun diye onların da teşvikiyle alındı Sabah TV. Bugün Recep Tayyip Erdoğan öyle bir derdi yok. Bugün %90 küsür medya hazır ol vaziyetinde. İhtiyacı kalmadı artık. Bir de faturası var ya. Yani yarın öbür gün devran döndüğü gün ilk hesabı sorulacak şey odur ve öyle böyle değil. %100, %99 filan demiyorum. Bunun bir faturası var. O faturayı da gördükleri için bunu birine devredip hukuki bağlamda karamaşık hale getirmek istiyorlar. Yani o yükten kurtulmak istiyorlar. Türkçesi bu. Bir bu. Medyaya da ihtiyacı yok ama burada bir vebal var. Şimdi medya da öyle örneklere şahidim ki Türkiye'de hangi reklam verenin televizyona reklam verirken Kiliseler Birliği'ne ait şu filmleri de yayınlayacaksın dediğini çok iyi bilirim. Mesela çok eski olmasına rağmen bir küçük ev dizisi gibi diziler bedava Türkiye'de. Parasız gönderilir ve yayınlatılırdı bazı kanallarda. Papazın hikayesidir çünkü. Evet. Şimdi bir Yahudi, dünyada Yahudi ideolojisini temsil eden önemli bir grup Türkiye'ye sadece ticaret için gelmez. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Filistin topraklarını İsrail'i kuran Rothschild'lere sattı diye bak işte o yanlışın cezasını bugün Filistinler çekiyor diye burada atı tutan radikal tipler var Türkiye'de. Şimdi merak ediyorum. Türkiye'deki medyayı Yahudi'ye satmanın efendim neye tekabül ettiğini nasıl yorumlayacaklar? Gerçi Türkiye'de artık başka medya grupları da var Amerika'dan gelen, şu anda televizyon sahibi olan. Çok rahat. Onlar da muhafazakar kökenli isimlerdi. Onlar da gittiler Amerika'ya sattılar. Ne hikmetse Türkiye'de de sözde dindar gözüken insanlar ellerinden bir malı çıkartırken ilk adres ya Amerikalılara satıyorlar ya İsraillilere satıyorlar. Ve son derece stratejik noktalarımızı satıyorlar. Şimdi bir başka noktada gerçekten milletvekili olduktan sonra ilk açıklamasıyla Türk siyasete damgasını vurmuş bir ismi konuşmak istiyorum. Hakan Şükür'ü. Kendisine bir soru soruyorlar. Onu büyüklerim bilir diyor. Bu adam milletvekili olmuş. Efendim sordukları soru da yanılmıyorsam bu tam gün yasası şeyle sağlıkla ilgili bir konuydu. Onu diyor büyüklerim bilir diyor. Malum tam gün yasasında ayağa kalktılar. Efendim doktorlar sadece hastanede çalışacaklar. Hastanenin dışında meslekleriyle ilgili de bir iş olsa yapamazlar falan diye ayağa kalktılar. Şimdi bu tam gün yasasının bir de Hakan Şükür ayağı var. Şimdi doktor olduğunuz zaman, bu arada bir parantez açayım, bu tam gün yasasını da bilmeyenlerle paylaşalım. Devlet hastanelerinde, devlet üniversitelerinde iseniz tam gün hastanede çalışmak zorundasınız. Ama vakıf üniversitelerinde falanca filanca grubun hastanesindeyseniz tam gün yasasına tabi değilsiniz. O zaman dışarıda çalışabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir yasa çıktı. Bu arada Hakan Şükür büyüklerin bilir dedi. Hakan Şükür'ü biz mecliste göremiyoruz.
sabah akşam hasta. Yani ben bu kadar sportif bir adamın bu kadar çürüye çıktığını bilseydim hayretler içerisinde kalırdım. Bir türlü meclise gelemiyor. Sabah akşam hasta. Herhalde ayda bir gün ya uğruyor ya uğramıyor. En devamsız. Evet. Milletvekili sürekli rapor alıyor. Fakat raporlu olduğu, mecliste hastayım diye gelmediği günler bir televizyon kanalında futbol yorumu yapıyor ve çok da iyi para kazanıyor. Yani bu tam gün yasası Hakan Şükür'e uğramamış. Büyükleri biliyor ya. Ne diyorsunuz bu evet. Hakan Şükür hikayesine? Yani o tam bir Türkiye'ye özgü bir hikaye, anlaşılır gibi değil. Şimdi mecliste doktor milletvekilleri var ama hekimlik yapamazlar. Mecliste değişik işte mühendisler var, iş kolu olan milletvekilleri var. Onlara yasak, sadece Hakan Şükür'e serbest. Cemil Çiçek aslında bunları dolaylı olarak ifade ediyor ama tabii işin bir tarafında Recep Tayyip Erdoğan var. Hakan Şükür'e soruyorlar. Ya işte bak doktorlar, mühendisler, şun meslekte olanlar, bu meslekte olanlar yapamıyor. Senin yapman doğru değil. Meclis başkanı da böyle etik değil diyor, ahlaki değil diyor falan filan. Ben başbakanımdan izin aldım diyor. Ben onu bunu bilmem diyor. Yani Türkiye'de o hale geldi ki Selim Bey. Recep Tayyip Erdoğan artık Türkiye'de, yani bu ifade ben şöyle yorumluyorum. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ahlaktan, Recep Tayyip Erdoğan kanundan, Recep Tayyip Erdoğan hukuktan üstün müdür? Yani kanun, hukuk, ahlak böyle bir şeye cevaz vermiyor. Bunu ben söylemiyorum. Cemil Çiçek söylüyor. Etik değil diyor, ahlaki değil diyor Cemil Çiçek yaptığı şeyi diyor. O kadar mı söyleyebiliyor? Çünkü o da korkuyor başbakandan. Başbakan da kimseyi umursamıyor, takmıyor. Başbakan ben verdim, oldu, bitti diyor. Yani çok güzel söylediniz. Mecliste, mecliste gelmiyor doğru dürüst. Ama öbür tarafta raporlar gönderiyor. En katılımı en az olan milletvekili. Gazetede çıkan haberleri söylüyorum. Doğruluğu yanlışlığını bilmiyorum. 200 milyar Lig TV'den para alıyor. Kardeşim git yorumculuk yapacaksan git o zaman. Sen zaten futbolcusun, topçusun. Hatıra binaen yani şey yaptı. Git orada. Gerçi bir şey söyleyeyim Saat Bey. Hakan Şükür de şöyle haklı. Yani adam diyor ki ya ben diyor ne anlarım vekillikten ülke meselelerini. Onu diyor büyüklerim bilir diyor. Evet. Ben diyor toptan anlarım diyor. Şimdi bu Türkiye'deki demokrasiyi gösteriyor. O zaman niye meclisesin? Yani şimdi evet, asıl soru şu. Türkiye'de bak AKP dikkat ettiysen pek çok şeye dokundu ama siyasi partiler kanununa, yasasına hiç dokunmadı. 12 Eylül'ün en rezil düzenlemesi odur. Antidemokratiktir siyasi partiler yasası. Tamamen lider diktatörlüğünü esas alır. Türkiye'de insanlar milletvekillerini falan seçmiyor. Milletvekillerini liderler seçiyor. Tayyip Erdoğan seçiyor, Kemal Kılıçdaroğlu seçiyor, Bahçeli seçiyor. Yani liderler. Dolayısıyla bu siyasi partiler yasasının ve bu seçim sisteminin bir an önce değiştirilmesi lazım ama Recep Tayyip Erdoğan özünde demokrat olmadığı için, Recep Tayyip Erdoğan için demokrasi kendi ifadesiyle söylüyorum, tramvaydır. Ben diyor demokrasi benim için tramvaydır. Binerim giderim diyor. Binerim onu kullanırım yaparım diyor. Öyle olmasa değiştirirdi bu yasayı zaten. Dolayısıyla Hakan Şükür'ün bu şeyi Türkiye'deki bir olayı ortaya koyuyor. Türkiye'de demokrasi falan yok. Tek adam diktatörlüğü var. Bu çok net. Yani bakın meclis başkanı diyor ki bu ahlaki değil diyor. O kadarını söyleyebiliyor. Hiç başbakan umursamıyor. Ben yaptım oldu. Ya ben yaptım oldu demokrasilerde olur mu? Hukuk devletlerinde olur mu? Bırakın hukuk devletini. Kanun devletlerinde de olmaz. Ama Türkiye'de oluyor. Niye? Recep Tayyip Erdoğan var. Türkiye'de kanunların, yasaların, teamüllerin üstünde bir figür haline geldi Recep Tayyip Erdoğan. Maalesef. Şimdi bir de şu noktası var Sabahattin Bey. Şimdi eğer denilen rakam doğru ise 200 milyarsa. Ben gazete haberlerini üstünden söylüyorum. Eğer doğruysa diyorum. Evet. Bakın hiçbir spor yorumcusuna ben bütün medyanın içindeyim. Siz de içindesiniz. Evet. Yani bir spor yorumcusunun bir ayda alacağı para 15 bin liraya geçmez. 10-10 en kralı. Tabii en fazlası. 10-15 bin liradır. En evet, kralı. Evet, yani evet. En iyi, en meşhuru 10-15 bin liradan fazla vermez. Kimse vermez. Evet. Yok böyle bir şey. Eğer böyle bir para alıyorsa o şirket bu parayı bu adama niye veriyor? Geçen sene yalnız Hakan Şükür'e TRT devletin kamu numaralı bizim şu elektriklerimizden kesilen oradan
1 trilyona yakın bir sezonda para maaş ödediğini biliyorum. TRT veriyor. Şimdi TRT? Evet. Tabii TRT. TRT ama o şey Hakan Şükür'e verdi. Başkalarına vermiyor o da. Hakan Şükür nedense el bebek gül bebek. Yani Hakan Şükür'e satıyorlar. Yani ben bunu işte milletin sağduyusuna, vicdanına havale ediyorum. Tablo bu. Ne diyeyim başka? Yani şimdi milletin malına, milletin yani benim vergimden kesiyorlar. Efendim bir yorumcuya bu para. Peki bu ülkede yıllarca hakimlik yapan, Anadolu'yu karış karış gezen, saçını başını okumakla ağırtan bir hakim 3000 lira para alacak. Öğretmen çocuklarımızı teslim bakacak, ettiğimiz evlatlarımızı. 1500 lira para vereceksin. Evet, 1500 lira. 1500 lira para vereceksin. Sen benim vergilerimden aldığın parayla adam bir maçla ilgili yorum yapıyor diye ona trilyonlar vereceksin. Yorum yapıyor diye. Futbol top yani ya, sonuçta. Yok yani, öyle böyle yani. Şimdi sen 1 trilyona yakın para, 750-800 milyar civarında bir sezonda. Bir sezonda ya. Bir 5-6 aylık dönemde ödendi bu para Selim Bey. Yani şimdi tabii bunların kabul edilmiş bir tarafı yok. Yani ve bir diğer taraftan da sen tam gün yasasından yola çıkarak doktorlar çok para kazanıyor. Hayatında acaba merak ediyorum ben, ailemde doktor çok olduğu için kaç defa nöbete kaldın? Hadi şurada Cerrahpaşa çapatıp var. Bir gece git bakalım acil servise. Sabaha kadar dur. Acaba 10 günde ruh dengen tekrar toparlanıyor mu? Orada ölenler, kalanlar, ayılanlar, bayılanlar. O doktorlar her gün yüzlerce ölüm. İmam o kadar ölü görmüyor ki. İmam o kadar ölü görmüyor ki cenaze defnesi. Evet, evet. Doktorun gördüğü kadar. Evet. Her gün üstü başı kan içinde. Kasabın üzerinde o kadar kan yok. Her gün acilde o nöbet tutan insanlar ne kazanacaklar? 3000 lira, 5000 lira. O parayı ona sen çok göreceksin. Öğretmen ömrü efendim çocuklara eğitmekle geçecek. Hukukçun öyle olacak. Buna çok göreceksin. Diğer taraftan da efendim ve adam vekil. Niye biz seçtik bunu? Ülkenin sorunlarıyla ilgilensin diye. Onu büyükleri bilecek ülkenin sorunlarını. Kendisi top hakkında bir yorum yapacak ve bu kadar para alacak. Bunu da kamuoyunun vicdanına bırakalım. Bir başka konuya geçelim. Şimdi gerçekten tabii Taraf gazetesiyle özellikle Fethullah grubuyla Sayın Başbakan arasındaki mücadele devam ediyor. Evet. Şimdi Taraf da burada başrolde. Başrolde. Taraf bir açıklama yaptı. Dedi ki tabii bu çok üslubu çok çirkin bir üslup. Yani bir insanı beğenirsiniz beğenmezsiniz. Evet. Eleştirirsiniz ayrı konu evet. Ama oh oldu sana 2 yıl ömrün kaldı diye. Şimdi Taraf gazetesi yani yaptığı haber şu. Tayyip Erdoğan'ın 2 yıl ömrü kaldı diye Amerikan belgelerinden bahisle 2 yıl Strafford'dan 2 yıl ömrü kaldı diye bir açıklama yaptı. Tabii bu çok çirkin bir olay. Yani bu türlü belge başlıkları çok çirkin şeyler. Sonuç itibariyle kim olursa olsun, hangi görüşte olursa olsun insan hiçbir kimsenin hatta hiçbir hayvanın efendim canın acımasını istememesi lazım. Tabii ama burada şöyle bir mevzu var. Şimdi sonuçta Sayın Başbakan bir ameliyat geçirdi. Sonra bir ikincisini geçirdi. Bununla ilgili parça aldılar. Şimdi bununla ilgili hep üstü kapalı açıklamalar yapılıyor. Ya bir şey yoktur, şudur, budur, vardır, yoktur. Ya bir de bunun şeyi yok mu? Yani Saadettin Bey bir ameliyat yaparsanız biliyorsunuz parçalıyorlarsa bunun biyopsi sonuçları vardır veya film sonuçları vardır. Bu türlü bilgilerin hepsi kamuoyundan ciddi şekilde saklanıyor. Bir taraf diyor ki 2 yıla kadar gidiyorsun. Öbür taraf diyor ki top gibi diriyim, yıkılmadım, ayaktayım. Böyle bir şey var. Muğlaklık. Bir muğlaklık oluşturuluyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi Selim Bey bütün dünyada devleti yönetenler, ülkeyi yönetenler yani başbakanların sağlık durumları haberdir. Gazetecilik literatüründe haberdir bu yani başbakanın sağlık için bir ülkeyi yani 75 milyonun kaderini emanet ettiğimiz bir isimdir başbakan dolayısıyla haberdir yani ve batı ülkelerinde başbakanların tansiyonları nabızları bile takip edilir saklanmaz gizlenmez. Şimdi en basit bir misal Kadir İnanır bir sinema sanatçısı şifalar diliyoruz ameliyat oldu. Önce bel fıtığı doktoru çıktı açıklama yaptı. Sonra akciğer ameliyatı oldu. Akciğer ameliyatını yapan doktor açıklama yaptı. Yani tek tek. Şimdi batıda
Ben Turgut Özal'ın ameliyat olduğu dönemleri bilirim. Gazeteci olarak takip ettim Amerika'da. Yani sürekli Houston'dan açıklama yapılırdı. Yani Dubekey, daha sonra işte Dubekey vardı onun. Yani sürekli günlük basın bülteni gibi bir açıklama yapılırdı. Ama Recep Tayyip Erdoğan noktasında müthiş bir karartma, muğlaklık, belirsizlik. Yani ameliyatı yapan Dursun Buğra Bey, Profesör Doktor Dursun Buğra Bey bugüne kadar tek bir açıklama yapmadı. Söylediniz biyopsi. Şimdi başbakanın bağırsaklarından parçalı 22 santim kesiliyor. Yani ve bağırsağın bir ucu olduğunu, ben bunu birinci ameliyattan sonra 2,5-3 ay sonra ikinci ameliyat olacak diye yazdım. Ben bunu kahin değildi. Nereden yazdım? Haber kaynaklarından dediler ki başbakan bağırsak kolon kanseri, 1-2 ay dışarıda kalması lazım. Şimdi birleştiremiyorlar. Şey olur çünkü iltihap olur. İltihap olmasın diye dışarıda tutacaklar. 2-2,5 ay sonra içeri alacaklar. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde bir oda hazırlandı. Kemoterapi orada. Ayrıntılarına kadar. Şimdi bu tür şeylerde siz susarsanız dezenformasyon çok olur. Siz bir ülkenin başbakanısınız. Çıkacaksınız, madem yanlış anlaşılmalar olmasın, madem rahatsız oluyorsunuz, size ameliyat eden doktor diyecek ki hayır böyle bir şey yoktur. İşte raporlar, biyopsi raporları. Böyle bir şey olmadı. Bir açıklama yapıldı. Açıklama yapan kim? Ameliyata girmeyen Abdullah Gül'ün atadığı İzmir Üniversitesi'nden bir rektör. Ya arkadaş, 9 Eylül Üniversitesi. Yani o adam ameliyatta falan değil ki. Böyle bir teamül yok, böyle bir kural yok dünyanın hiçbir yerinde. Ameliyata giren doktor yapar ve o sağlık kurumu yapar. Oradan tık yok. Aylardır hiç kimse hiçbir açıklama yapmıyor. Sonra Stratford'da bu bilgi de oradan geliyor. Bu bilgi de yani o da Stratford CIA'nin en önemli şeylerinden biri. Düşünce kuruluşlarından biri. Evet. Yani haber alma örgütü. Evet, haber alma örgütü ve orada geçiyor. O da onu yayın diyor. Yani o da başka bir şey yapmıyor. Ha, insanların sağlık noktasında hedef alınmasını ben de doğru bulmuyorum. Başbakan için yapılan bu haberi doğru bulmuyorum ama aynı şeyi Hafız Zahi Beşer'in isyanı ile var. Unutmayalım, Recep Tayyip Erdoğan Ecevit hastayken yapmıştı. Ya yürüyemiyor, hasta diyor, ondan başbakan mı olur? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bak, sağlık, hastalık hepimiz için, insanlar için, hepimiz için. Yani biz asla bunu, biz Sayın Başbakanımıza da şifalar diliyoruz. Şifa bulması için dua da ediyoruz. Ama hastalık yani, bir aziyet evet, sonuçta. Evet ama takdir ilahi yani. Takdir ilahi değil mi efendim? Önüne geçemeyiz. Cenab-ı Hakk'ın takdiri bu. Ama Recep Tayyip Erdoğan geçmişte bu konudaki karnesi iyi olmadığı gibi bu şeyde de işte küstahtır onlar diyor. Arkadaş, iyi küstahtır da açıklama yapsana, kamuoyunu bilgilendirsene. Çık ortaya de ki ya bak, doktoru olarak ameliyatı yapan benim, ameliyat sizin eşiniz hanımefendi doktor, çok iyi bilir, siz de iyi bilirsiniz. Dolayısıyla Hipokrat yemini diye bir şey var. Doktorlar yalan söylemezler. Onun için açıklama yapmıyor. Ben öyle yorumladım kendi kendime. Dursun Buğra çıksa, ameliyatı o yaptı ya. Ya kolon kanseridir ben diyemem. Şey, ama demesem olmaz, yalan olur, yalan söyleyemem dedi. O zaman sen sus dediler muhtemelen. Ben şimdi yorum yapıyorum, hüküm yürütüyorum. İnsanlar da öyle benim gibi. İnsanlar da öyle. Dolayısıyla bu kanaati yıkmak için çık ortaya. Biyopsi raporları bu de. Bu de. Çarp milletin suratı da. Dursun Buğra çıksın desin ki ya arkadaş, ameliyatı ben yaptım, böyle kanser manser yok desin. Denmeyince, rapor açıklanmayınca spekülasyon yapılıyor. Velev ki ben Taraf gazetesini zerre kadar hoşlanmam. Türkiye içinde tehlike, tehdit bulurum. Ancak Stratford'un, CIA'nin, ona bir görev verildi Taraf. Tarafa bir görev verildi. O görev icrasını yapıyor. Tayyip Erdoğan'a operasyon icrasını yapıyor. Operasyon yapıyor. Ama o da bir raporu yayınlıyor. CIA kaynaklı bir raporu yayınlıyor. Selim Bey, onu söylüyorum. Ve tabii burada da Sayın Başbakan şunu çok iyi görmesi lazım. İnsan iyi anındayken dost düşmanı ayrı demeyebilir. Gerçi arif insan odur ki o zaman da bunu ayrı dedi ama diyelim edemedin. İnsan düştüğünü, tökezlediğinde kimin dost, kimin düşman olduğunu çok iyi görür. Şimdi bu dönemler başbakanın yanındakilerin ne olduğunu en iyi seyrettiği dönemdir diye ben şahsen düşünüyorum. Ve gerçekten burada çok enteresan bir süreç yaşıyoruz. Yani düne kadar ki bu türlü
şu anda bu emniyet üzerinden Fethullah grubuyla yaşanan bu olay, yani dün öyle, bugün bambaşka bir Fethullah. Dün baş tacı ettikleri bir başbakan, ondan sonra bir anda bakıyorsunuz Strafor'a başka bilgiler de var. Tabii. Seçim öncesinde 150 tane vekil istiyoruz. Bunu bize vereceksin. Evet. Hani işte siyaseten Allah'a sığınırız falan diyenler, bakıyoruz ki ooo ne pazarlıklar yürümüş o tabii belgelere göre. Tabii. Şimdi bunlar da istihbarata çıkan belgeler. Evet, i̇şte, evet, evet. Kamuoyuna önüne geliyor. Şimdi, ve yalanlanmadı. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bu belgeleri yalanlamadı. Niye çıktı diye kızdılar ama yalanlamadılar işte. Şimdi, yalanlanmayan belgeler şimdi, bunlar. Şimdi doğru yani. Fethullah Gülen açıklama yapıyor. Yoktur böyle bir şey. Biz asla böyle pazarlık etmedik diye. Yani dün dündür, bugün bugündürü biz kabul etmiyoruz diyor ama tamam hadi ona bir kılıf uydurdun diyelim. Peki buna ne diyeceksin? Şimdi buna bakalım. Nedir bu konu? 28 Şubat süreci. Şimdi Zaman Gazetesi sabahtan akşama kadar 28 Şubat sürecini batırıyor, çıkartıyor. Batırıyor, çıkartıyor. Tamam doğru. Güzel de 28 Şubat olduğunda Türkiye'de ekranlara çıkıp 28 Şubat'ı kamuoyunun gözünün içine baka baka bunu yapmak sebaptır diyen bir adam var. Buyurun kim? 17 Nisan tarih veriyorum. 1997 Fethullah Gülen Kanal D'ye çıkıyor. Kendi sesiyle, kendi görüntüsüyle, öyle bildiri şu bu yok. Çıkıyor. Sayın Erbakan istifa et. Türkiye'yi karıştırdın. Türkiye'yi uçuruma götürüyorsun. Aynen böyle. Askerler sizden daha demokrat. Aynen böyle. Askere bu süreçte destek vermek ibadet gibidir, sevaptır. Aynen böyle. Aynen böyle. Laikliği tehlikeye soktunuz. Bunu söyleyen değerli seyirciler internette var. Girin bakın. Şamil Tayyar ve Nazlı Ilıcak bile bunları kabul etti. Ve o bile artık yok bunları söylememesi lazım noktasına geldiler. Çünkü ortada. Şimdi bu Fethullah Gülen ve medyası çıkıyor 28 Şubat mugalatasını yapıyor. Dahası bugün çıkıyor. Güya demokrasi havariliğine soyunuyor Ergenekon soruşturması bağlamında. Bak diyor biz askeri diyor işte askeri vesayeti kaldırmak, sivil vesayeti getirmek için Ergenekon olayını demokrasi şehir havariliğine, demokrasi cihadına çeviriyor. Halbuki hadise şu. Amerika Birleşik Devletleri Ergenekon olayını Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sabote etmek, çökertmek, tasfiye etmek için devreye soktu. Orada Fethullah Gülen cemaatini ve mensuplarını kullanıyor. Bir başka boyut. 28 Şubat sürecinde ben söylemiyorum. Doğan Güreş Paşa söylüyor. Diyor ki Çevik bir Amerikalıların adamıydı. Bakın ben Çevik biri 28 Şubat sürecinde Enver Ören'le, o zaman ben TGRT Türkiye Gazetesi'ndeydim. İki kere Enver Bey'le beraber gittik. Ben Ankara temsilcisiydim. Çıkışta Alaaddin Kaya ve Işılay Saygın'la karşılaştık. Kim onlar? Bunlar şey değil, yalanlanmıyor zaten. Zaman Gazetesi'nin imtiyaz sahibi. Ve bir şey söyleyeyim, 28 Şubat'ta Fethullah Gülen'in tek bir okuluna dokunulmadığı, Fethullah Gülen cemaati tek bir zarar görmedi. Bunun altını çiziliyorum. 28 Şubat süreci Fethullah Gülen'le karşı yapılmadı, onlarla beraber yapıldı. Tersine Türk Silahlı Kuvvetleri'ni milletle ve milletin değerleriyle karşı karşıya getirmek için CIA'nin yaptığı bir operasyondu. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in şaheser tespitidir bu. Şaheser tespitidir. Ve maalesef o gün %90'larda, 95'lerde olan en çok beğenilen kurum Silahlı Kuvvetler bugün %52'ye indi. Yani 28 Şubat'ta CIA adına bu başarılmıştır maalesef. Dolayısıyla sadece o da değil. Cemil Çiçek, Meclis Başkanımız Refah Yol için düşürülmesi için, yani Erbakan düşürülmesi için gen soru veriliyor. Cemil Çiçek o gen soruda evet diyor, Refah Yol gitmeli diyor. Oy kullanıyor. Hadi hayır desin bakalım. Aydın Menderes rahmetli analım. Tansu Çiller'e, ben Aydın Bey'e çok yakınıydım. Tansu Çiller'e Türkiye uçuruma gidiyor. Boz bu koalisyonu diye çağrı yapan insandır Aydın Menderes. Hasan Cemal 28 Şubat'ta orduya, askere destanlar yazıyordu, övgüler düzüyordu. Ergun Baba'nın Sabah gazetesindeki o manşetleri atan isimdi. Yazı işlerinin başındaydı. Oral Çalışlar, Murat Birsel, Ertuğrul Kürtçü var. Hani bugün
böyle o BTP, BDP ne o şey, B bağımsız şey ne o? Var ya şu PKK partisi, Kravatlı PKK'lılar partisi var. Onun milletvekili Ertuğrul Kürtçü o gün askere selam durmuştu. Askere selam durmuştu o gün. Dolayısıyla yani bu 28 Şubat üzerinden hadise bir gündemi örtme, 28 Şubat üzerinden yine hedef saptırma ve muhaliflerin üstüne gitme, 28 Şubat üzerinden cadı avını yapma hadise tamamen budur. 28 Şubat'ın birinci müsebbibi, birinci faili bana göre Fethullah Gülen'dir. Birinci orada ben çıktım, o zaman ben gazeteciyim, ben onu yapabilirim ama Fethullah Gülen Hoca Efendi şey nedir? Hoca efendi midir? Camiye önderi midir? Gazeteci hiç değil. Hangi sıfatla da bilmiyorum, öyle ya şeye de gitti, Vatikan'a da gitti. Hangi sıfatla gitti bilmiyorum. Orada çıkıyor. Diyor ki ekranlardan, yüzünüze bulaştırdınız, Türkiye'yi böldünüz, cepheleştirdiniz, istifa edin çağrısını yapan Fethullah Gülen. Yani 28 Şubat postmodern darbenin dinamosu, motoru, teorisini yazan Fethullah Gülen. Neye dayanarak söylüyorum? 17 Nisan 1997 Kanal D'de kendi ağzıyla yaptığı konuşmaya dayanarak söylüyorum. Hatta şöyle diyelim, o dönemde ekranlara çıkıp 28 Şubat sevaptır deyip bunu savunan ikinci bir insan da yok. Evet, yok. Eğer biz gerçekten 28 Şubat'ta yüzleşmek istiyorsak herhalde önce buradan yola çıkmamız lazım ama neyse, o da bizi ilgilendirmez. Çok biz doğru. Biz burada bir şeyi ortaya koymaya çalışıyoruz. O da şu, bugün demokrasi havariliği yapanların geçmişte tam tersine darbe çığırtkanlığı yaptıklarını görüyoruz. Dün darbe çığırtkanlığı yapanlar bugün demokrasi havarisi oluyorlar. Yarın ne olacaklarını Allah bilir. Yani burada çok kaygan, çok değişken bir insan topluluğuyla karşı karşıyayız ki demin örneğimizde olduğu gibi bir bakıyorsunuz ki bir dönem Tayyip Erdoğan baş tacı ediliyor. Şimdi Amerika'dan farklı rüzgar estiği için şu anda MIT üzerinden tam tersi senin ömrün 2 seneye indi hadi bakalım falan noktasına olay getiriliyor. O yüzden gerçekten maalesef Türkiye'deki siyaset Amerika adına, birileri adına kalemşörlük yapmakla ya da onlar adına konuşmakla geçiyor. Gerçekten 28 Şubat'ta bir mağdur var mı? Var. O da Sayın Profesör Haydar Baş. 35-40 bin sayfa hakkında dava açıldı. Üzerine gidildi. Hepsini kazandı. Dava niye Allah dedin, niye ibadet ettin diye. Ona bu sorulur iken o gün darbe çığırtkanlığı yapanların okullarında hiçbir şey yapılmadığını hep beraber görüyoruz. Nitekim darbeyi postmodern darbe yapan Çevik Bilin de bugün nerelerde nasıl gezdiğini de hep beraber seyrediyoruz çelik zırhlı araçların içerisinde. Yani sonuç itibariyle darbe yapmayı düşünen insanlar, düşündüğü iddia eden insanlar. Şimdi ben de söyleyeyim, AKP'ye çok yakın bir holdingde yönetim kurulu üyesi halen. Halen daha çünkü yönetim çelik kurulu üyesi bulunuyor. Yani bugün falanca kişi darbe yapmayı düşünüyor olabilir, alın onu içeriye. Aldılar 60 tane düşünüyor diye aldılar. Yapan AKP'li, AKP'ye çok yakın bir holdingde. Holding'de 25 milyar maaş alıyor. Yani biz bu çarpıklıkları kamuoyunun önüne koyuyoruz ve başka bir yorum yapmıyoruz. Epey de süremizi açtık Sabahattin Bey. Başka birçok konu da var. Sadece şöyle bir iki cümlede olsa değinelim. Biliyorsunuz Diyarbakır'da yine Kürtçe bayrak asıldı, marşlar okundu. Artık yani haritalar yayınlanıyor. Olay artık tamamıyla şeye çıkmış durumda. Yani adeta Türkiye'nin bugün güneydoğusu Türkiye topraklarına ait değilmiş gibi hüküm görüyor. Buna ne diyeceksiniz? Evet, buradan kamuoyunu uyarmak istiyorum. Değerli seyircilerimi uyarmak istiyorum. Endişeliyim ve Nevruz sonrasında bir Kürt intifadası hatta isyanı noktasında endişeliyim. Devlette de o bilgiler var ve KCK operasyonları onun için yapılıyor. Gerçekten belli bir yani bazılarının tırnak içinde Kürt baharı dediği, benim Kürt isyanı dediğim bir sürece yelken açmış durumdayız. Endişeliyim. Nevruz sonrasında kar var tabii şimdi. Nisan 15 ile beraber yani Nevruz Mart 20'de ama kar eriyince
sadece Güneydoğu'da değil bölgemizde de bazı şeyler olabilecek noktasında duyumlarımız var gazeteci olarak. İnşallah olmaz. Yalnız buna paralel olarak şimdi Diyarbakır'da buyurduğunuz gibi önce iki BDP'li yani kravatlı eş, ben PKK'lı diyorum onlara, iki milletvekili çıkıyor Kürtçe marş söylüyorlar. Bu Mahaberat Kürt Cumhuriyeti vardı, onların marşı yani Kürtlerin milli marşı, İstiklal Marşı yerine onu okuyorlar açıktan. Bir gün sonra da Barzani geliyor, Kürt bayrağı çekiliyor Diyarbakır'da. Ya Barzani, Kürdistan diye bir ülke yok, Barzani Kuzey, Irak'ın bir bölgenin yerel şeyi. Ama artık çok aleni olarak marşlar okunuyor, bayraklar göndere çekiliyor. O noktaya geldik. Diyarbakır adeta Türk ili değil, Kürt ili haline getirildi maalesef. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte bu meselede ciddi endişelerim var. Yeni anayasa da şekillendirilecek. Başbakanın bu yeni anayasa, Amerika çok ısrar ediyor. Malumunuz Joe Biden, başbakan daha ameliyat oldu, evinde dinleniyor. Hiç dinlemedi, evine gitti. Anayasa ne oldu diyor. Ulan sana ne benim anayasam lan? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısı. Senin ne alakan var benim anayasamla? Onu soruyor. Çünkü o uluslararası bir proje. Orada muhtemelen Kürtçe eğitimi dayatacaklar. Bazı şeyler yani hedef tabii üniter yapı, federatif yapıya geçmeyi isteyecekler. Dolayısıyla bazı dayatmalar olacak. Ben bu Kürt meselesi noktasında ciddi olarak endişeliyim. İntifada önce pasif direniş, yani işe gitmeme, çocuklarını okula göndermeme falan. Daha sonra da isyan noktasında dilerim devletimiz buna tedbir alır. Dilerim bu işin önüne geçilir. Zaten bu Türkiye'yi bölünmeye götürür. Zaten Suriye'ye Türkiye girme gibi büyük bir gafletle bulunursa evet, Türkiye iç isyanlarla bölünecek. Fakat şunu çok iyi görmemiz lazım. Lozan'da Kürtler azınlıktır diyor Batı dünyası. Atatürk bunu reddediyor. Hayır diyor, Kürtler Müslümandır. Evet. Azınlık değildir diyor. Şunu bir defa çok iyi görmemiz lazım. Türk kimliği, ki bunu hakikaten biz Atatürk'ü çok yanlış tanıdık, tanıyamadık. Haydar Başbey'in getirdiği bakış açısıyla ben adeta Atatürk'ü yeniden birçok noktada keşfetmeye başladım. Bunlardan biri de ne mutlu Türk'üm diyene. Ve Atatürk'ün Lozan'daki bu tavrı. Bunu mesela kamuoyu bilmez. Evet. Bakın, Kürtler Müslümandır, azınlık değildir diyor. Şimdi azınlık demek Türk olmayan demek. Azınlık olmayansa Türktür zaten. Şimdi ya Türksündür ya azınlıksındır. Eyvallah. Atatürk Türklük ve azınlık tarifini yaparken kriter olarak dini kullanıyor. Müslümansa Türktür diyor, değilse azınlıktır diyor. Evet. Ve o yüzden ne mutlu Türk doğana demiyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türklük bir kimlik olarak çıkıyor. Şimdi şunu çok iyi görmemiz lazım. Yani Batı dünyası bugün İsrail PKK'ya destek oluyor. Amerika'ya destek oluyor. Zannediyor muyuz ki yani onları çok seviyorlar da Diyarbakır'da efendim bu topraklardan onu kopardıktan sonra orada güllük gülistanlık bir hava olacak. Eğer ne olacağını merak ediyorlarsa, nasıl bir hava olacağını, Mısır'a baksınlar, Libya'ya baksınlar, Filistin'e baksınlar, Irak'a baksınlar, Afganistan'a baksınlar. Yani Müslüman topraklarına demokrasinin ne şekilde işlemeye başladığına baksınlar, neler olduğuna baksınlar. Yani adam enayiydi, gelecek, bu kadar sene bir proje yürütecek, sonra o bölgedeki yeraltı kaynaklarını oradaki 3-5 kişiye bırakacak. Kendisi oradan hiçbir şey almayacak. Bunu da Allah için yapacak. Yok böyle bir şey. Çok dolayısıyla şunu görmemiz lazım. Bu ülkenin Kürt'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, O'su da, Bu'su da hepimiz Müslümanız ve Türk'üz. Eyvallah. Türklük bizim bir üst kimliğimizdir. Bir yaşam tarzımızdır. O yüzden Anadolu'nun İslamlaşması sürecinde de bunu çok iyi görüyoruz. Türklerin İslam'ı kabul etmesinden sonra özellikle Selçuk Bey ve yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Bey ile birlikte Anadolu'ya Selçuklu hanedanının gelmesi süreci ve bir taraftan Ahmet Yesevi talebelerinin gelmesiyle buradaki birçok etnik kimlik, değişik alt kimlik Müslümanlaşarak Türkleşmiştir. Türklük bizim artık babadan gelen soyadımızdır. Öbürü bizim
Ben Rizeliyim, siz de Rizelisiniz. Bizim orada Laz vardır, doğru, ama biz Türk'üz. Evet. Şimdi Türk oğlu Türk. Türk oğlu hepimiz Türk'üz. Niye? Evet. Müslümanız ve Türk'üz ama çok ilginç. Karadeniz'de Yunanların devşirmesiyle bazı oyunlarla inancından uzaklaştıranlar, kiliseye bağlanıp Hristiyan kartı alanlar ben Rum'um demeye başlıyor bu sefer. Yani bunu evet. da çok çok iyi görmemiz. Evet. O yüzden Güneydoğu'da kilise çalışıyor yani o noktada. Pontus lobisi çalışıyor. Pontus Rum lobisi çok iyi evet. çalışıyor ve Pontus elbisesi giydirmek için diyorlar bizim önce bunların kalbinden imanı almamız lazım. İman alırsak Türk kimliği zaten evet. çıkıveriyor. Ondan sonra istediğin elbiseyi giydiriveriyorsun diyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben Sabahattin teşekkür Bey. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Zahmet ettiniz buraya kadar. Teşrif ettiniz. Evet sayın seyirciler. Gelecek hafta yeni bir programla daha buluşuncaya kadar mutlu, iyi bir hafta sonu dileğiyle efendim. Hoşça kalın.